Bismillahirrahmanirrahim. Mülk suresinin ilk 10 ayetinin dil yönünden incelemesini yapacağız. Bu bağlamda dil yönünden derken bu 10 ayet için irab, sarf, belagat ve kıraate değineceğiz. Önce bir okuyup mana verelim. Ardından irab ile devam edelim. Tebareke yüce oldu manasında mazi bir fiil. Yüce oldu ellezi o kimse ki biyedihi onun elindedir yani kudretindedir ne el mülkü mülk hükümranlık kendi gücündedir. Ve hüve o yani Allah Teala'dan bahsedilmekte o Allahu Teala ala külli şeyin her şey üzerine kadirun güç yetiricidir güç yetirendir. Buna göre hükümranlık elinde olan Allah yücedir. Hükümranlık elinde olan Allah Teala yücedir ve o Allah her şeye güç yetirendir. Tebareke fiili yani bir fiildir. Nasıl bir fiildir? Mazi fiildir. Faili ellezidir. Buradaki tebareke ne dedik? Fiil mazidir ve fetha üzere mebnidir. Ellezi ismi mevsul. Mebni yun ale sukun derler. Yani sukun üzere mebnidir. Mahalle merfudur ve faildir. Bu bir cümle olarak yani fiil cümlesi olarak müstenefe istinafi diye de adlandırılır. Bu şekilde bir cümle olduğundan iraptan mahalli yoktur. Aynı şekilde ellezi bir ismi mevsul ardından gelen sıla cümlesinin de iraptan mahalli olmayacaktır. Biyedihi mukaddem haberdir. El mülk muahhar müptedadır. Bunlar bir sıla cümlesi olduğundan irabtan mahalli yoktur dedik. Ve hüvedeki vav atıf harfidir. Hüve müptedadır. Ala külli şeyin ise mutalliktir. Ne ile? Kadir ile mutalliktir. Kadir de burada haberdir. Hüvenin haberi Kadir olmakta. Ellezi yine isim mevsul. İlk isim mevsulden bedel olduğu da söylenmiştir. Halaga fiil, faili müstetir olan hüve, el mevt kelimesi burada mef'ul bih olmakta. Vel hayat, el hayat kelimesi matuftur. Vav onun atıf harfidir. Liyebluveküm, liyebluveküm'deki li harfi cer, yebluve muzaridir. Neden nasb olmuştur? Vav'da neden fetha var? Çünkü li'den sonra gizli bir en vardır. Buradaki fail müstetirdir, hüve zamiridir. Küm onun mef'ulü olmakta. Eyyüküm müpteda olmakta. Ehsen onun haberidir. Amel temyiz olmaktadır. Ve hüvedeki vav istinafi yani müstenefe müstenefedir yani başlangıç vavıdır. Hüve zamirdir, merfudur, müptedadır. Aziz ve haber müpteden haberi olmaktadır. Bununla birlikte gafur kelimesinin aziz kelimesinin sıfatı olduğu da ifade edilmiştir. Ellezi yine bir isim mevsul geldi. İkinci bedel olarak değerlendirilmiştir. Birinci isim mevsulden ikinci bedeldir. Aynı zamanda Aziz-ül Gafur'dan bedel olduğu da ifade edilmiştir. Halaga mazi bir fiil. Faili müstetirdir. Müstetir gizli demektir. Faili hüve. Seb'i semavat mef'ul olmakta. Mef'ul bih. Tıbak kelimesi ise burada seb'i semavatın sıfatı olmakta veya ondan hal olduğu da söylenmektedir. Buradaki fiil cümlesi yani halaga, sebe, semavat fiil cümlesi sıla cümlesi olduğundan irabtan mahalli olmayacaktır. Ma tera'daki ma nafiyedir. Tera fiili muzari'dir. Faili zamirdir, müstetirdir. Buradaki zamir dediğimiz, müstetir dediğimiz kelime entedir. Yani tera ente.
Her anın fiil-i muzari olduğunu, merfu olduğunu, raf alametinin mukadder zamme olduğunu, elif üzerine takdir edilen bir zamme olduğunu da belirtelim. Niye takdir edilmişti? Açıkça ortada değildir. Bunun sebebi taazzürdür. Yani irabın açığa çıkmasında bir zorluk vardır. Fi halqi rahmana baktığımızda burada fi halqi, fi harfi cer, halk onun mecruru olmakta. Car, mecrur, tera fiiliyle mutalliktir. Buna göre tera mutallek, mutallak, fi halk ise mutallik olmakta. Er-Rahman kelimesi muzafın ileyhtir, mecrur olduğu açıktır. Yani esre ile mecrurdur. Buna göre fi harfi cerri halkı mecrur etmiştir. Halk da bir muzaf olarak Er-Rahman kelimesini mecrur kılmıştır. Min tefavuttaki min harfi cerri zaittir. Zaitten kastımız anlamsızlık, fazlalıktır değil. Yine de bir süstür. Burada manayı tekit etmek için, yani nefiliği, olumsuzluğu tekit için gelmiştir. Tefavut kelimesi ise mecrur olduğu açıktır. Yani lafzen mecrurdur ama mahallen mensuptur. Çünkü kendisi teranın mef'ulü bihi olmaktadır. Ferci'il basaraya baktığımızda buradaki fe sebebiye olmakta. İrci'i raca'i kökünden emri hazır. Sükun üzere mebnidir. Bir fiil olduğundan kendisine fail lazım. O da entedir. Ente tabi gizli bir zamir. Gizli oluşu, yani müstetirliği vücubidir. Elbesar kelimesi mef'ulü bihtir. Mef'ulü bihtir. Nasb alametinin fetha olduğu açıktır. Hel teraya baktığımızda hel istifham harfidir. Kendisi için irabtan bir mahal, bir konum yoktur. Tera min fudur. Tera biraz önce geçmişti buna benzer. Evet, tera birebir geçmişti. Tera hakkında ne diyebiliriz? Tekrar dersek kısaca fiili muzaridir. Faili müstetirdir. Yani zamirdir. Min burada zaittir. Futur da mef'ulü bihtir. Sümme atıf harfi irci'il basara. İrabı az önce geçmişti. Ferci'il basara. Fe irci'il basara şeklinde. Buradaki hemze vasıl olduğundan okunmuyor. Direkt ferci'il basara devam etmiştik. Bu da esasen irci', yani ayında sükun bir cezim vardı. Es-sakinu iza hürrike, hürrike bil kesri, yani sakin bir harf harekelendirileceği zaman esre ile harekelendirilir kaidesinden dolayı buradaki emri hazıra esre vermiştik. Onu da hatırlattık. Sümme irci'il basara, aynı cümle olduğundan üstünde durmayalım. Kervateyni mef'ulü mutlak olmakta. Yengalibu fiil muzari mezzumdur. İleyke ileyke'ye baktığımızda ila harfi cer, ke burada zamir olmakta. Sonuç olarak car ve mecrurdur. Car, mecrur burada yengalib ile mutalliktir. Elbasar kelimesi ise burada fail olmaktadır. Hasien kelimesi haldir. Hal olduğunu anlamanın kolay yolu kendisi marifeden sonra gelmiştir. Elbasar eliflamlıdır, yani marifedir. Ardından hasien gelen kelime cümle de olabilirdi bu. Hal olmaktadır. Bununla ilgili El-Kavaidü Selasun adlı kitaba bakıyoruz. İkinci kaide. El-Cümelü ve Zurufu Meta Vakaet Ba'den Nekerati Kâne Sıfatin Ev Ba'del Ma'arifi Kânet Ehvalen. Cümle olsun, zarf olsun, ne zamanki nekreden sonra gelir, bu sıfat olur. Marifeden sonra cümle veya zarf gelirse o da hal olur diye bir kaide vardı. O kaideden dolayı bunun hal olduğu anlaşılmaktadır. Ardından ve hüve gelmekte. Hüve zamirdir, yani merfu zamirdir, mufasıldır, mebniyün alel feth, fetha üzeri mebniyidir. Çünkü son harfinde fethayı açıkça görmekteyiz. Mahalle merfudur çünkü müptedadır. Hasir ise onun haberi olmaktadır. Ve lekad zeyyenne sema diye başlayan ayetimize bakıyoruz. Buradaki vav atıf harfi değil, müstenefe veya istinafi diyebileceğimiz bir vavdır. Ardından gelen lam
Lagadın başındaki lam hakkında. Bu iptida lam mıdır, tekit lam mıdır? Bunun için kasem lamı olduğu da söylenmiştir. Yani kasem yemin demek. Yemin manası da kendisine verilebilir. Ardından kad gelmiştir. Mazinin başında tahkik, kesinlik ifade eder. Muzarinin başında ise ba'ziyet. Yani bir ihtimal, olasılık, az oluş ifade eder. Burada mazi fiilin başında bulunmuş. Zeyyene fiili, fiil mazidir. Kendisi sükun üzere mebnidir. Es-sema kelimesi mef'ul olmakta. Ed-dünya kelimesi onun sıfatı olmakta. Bi-mesabih car ve mecrur. Car, harfi cer. Mecrur, onun cer ettiği kelime manasına gelmekte. Bunlar zeyyenna ile mutalliktir. Mesabih kelimesi gayrimusariftir. Mesabiha kelimesi gayrimusariftir. Cem-i mükesserdir aynı zamanda. Cem-i mükesserin müntehel cumu diye isimlendirdiğimiz kısmındandır. Ve cealnaha rucumen, vav atıf harfi, cealnaha rucumen de atfedildiği zeyyenne sema cümlesiyle aynı irabı almaktadır. Cealna'daki ha zamiri üzerinde duralım. Ha muttasıl bir zamirdir. Sükun üzere mebnidir. Mef'ulü bih olduğundan mahallen mensuptur. Rucum kelimesi mef'ulü bih ama ikinci mef'ulü bih olmakta burada. Nasb alametinin fetha olduğu açıktır. Lişşeyatîn kelimesi li harfi cer. Eşşeyatîn onun mecruru. Car mecrur rucum kelimesiyle mutallik olmakta. Ve'tednâ'ya baktığımızda buradaki vav atıf harfidir. E'tedna buna göre matuf olmalıdır. Cealna üzerine atfedilmiştir. Yani cealna matufun aleyh olmakta. Dolayısıyla aynı irabı almaktadır. Lehum adab-ı sa'ira baktığımızda lehumdaki lam harfi cer olmaktadır. Harfi cerdir. Hum zamirdir. Gayb zamirdir. Çoğuldur. Burada mahallen mecrurdur. Lam harfi cerrinden ötürü. Car mecrur e'tedna ile mutaalliktir. Azap kelimesi mef'ulü bih'tir. Nasb alametinin fetha olduğu açık. Sa'ir kelimesi ise burada izafetten ötürü mecrurdur. Azap çünkü muzaf. Es-sa'ir onun muzafın ileyhi olmakta. Velillezine keferu'daki vav istinafi yani müstenefe vavıdır. Ellem ardından gelen lillezine'deki lam harfi cerdir. Ellezine isim mevsuldür. Fetha üzere mebnidir. Mahallen mecrurdur. Buradaki car mecrur mukaddem haber ile mutalliktir. Bu bir sıla cümlesi gerektirecek. Çünkü isim mevsulden sonra sıla cümlesi gelir. O sıla cümlesinin İrab'dan mahalli olmadığını hemen belirtelim. Keferu mazi bir fiildir. Kendisine cemi vavı yetiştiğinden zamme üzere mebnidir. Buradaki cemi vavı muttasıl bir zamirdir. Faildir. Buradaki vav fail olmakta. Ardından gelen elife, elifi farika derler. Yani kelimenin bittiğini göstermek için. Çünkü burada olmasa buradaki vav nedir acaba? Atıf vav mıdır? İşte müstennefe midir diye tartışmalar başlayabilirdi. Buradaki elif hem kelimenin bittiğini hem buradaki vav'ın kelimeye ait olduğunu göstermesi bakımından son derece önemlidir. Bir Rabbihime baktığımızda bir Rabbim'de bi yani ba harfi cerdir. Rab onun mecruru. Rab aynı zamanda muzaf. Him de onun muzafın ileyhi olmaktır. Car mecru burada keferu ile mutalliktir. Him zamiri de mahallen mecrur olmaktadır. Lafzan olamaz çünkü mebnidir çünkü zamirdir. Adab-ı cehenneme baktığımızda azap kelimesi burada müptedadır, muahhar müptedadır. Cehennem ise burada ne olmakta? Muzafın ileyhtir izafetten ötürü. Dolayısıyla mecrur olmaktadır. İyi de nasıl bir mecrur? Neden esre almamış? Çünkü gayri munsariftir. Memnu'un mine sarf da denilir. Araplar daha çok memnu'un mine sarf, sarftan memnu edilmiş derler.
Türkiye'de daha çok İzhar Kafiye gibi kitaplarda gayrimusarif tabiri kullanılmaktadır. Ve Bi'se'l-Mesir'deki vav harfi müstenefedir. Bi'se mazi bir fiildir, camittir, fetha üzere mebnidir. Zem ifade eder, ne kötü manasında. El-Mesir kelimesi faildir. İza zarftır. Mebniyun ale sukun der. Sukun üzere mebnidir. Ulgu fiili mazidir. Kendisi fiil mazi olmakla birlikte meçhul bir fiildir aynı zamanda. Sondaki vav da onun ne diyelim naibi faili olmakta. Fiha car mecrur ulgu ile mutalliktir. Semi'u semi'a semi'a semi'u mazinin cem'i müzekkeri zamme üzere mebni çünkü cem'i vavı bitişmiştir. Buna göre cem'i vavı da faildir aynı zamanda. Bu zamir mahallen merfudur çünkü faildir dedik. Elif yine elif farkı olarak gelmiştir. Leha'ya bakarsak leha hakkında car mecrur çünkü lam harfi cerha onun mecruru nasıl mecrur? Mahallen mecrur. Bunlar car mecrur mutaallikun bi semi'u. Semi'u ile mutaalliktirler. Şehik kelimesi mef'ulü bih'tir. Ve hiye tefur buradaki vav haliyedir. Vav haliye. Ve cümletü yani ardından gelen cümle de hal cümlesidir. Hiye tefur isim cümlesi olarak hal cümlesi olmakta. Nasıl hal cümlesi oluyor? Hiye mübteda, tefur fiil muzari, fail ile birlikte bir ne diyelim fiil cümlesi. Yani haber, haberi fiil cümlesinden oluşmakta bu mübtedanın. Tekabü fiili muzaridir. Bunun ismi müstetir zamir olan hiye. Hiye tekadünün ismi olmakta. Temeyyüzü de fiil muzaridir, merfudur. Faili müstetir olan gene hiye zamiridir. Aslında temeyyüzü idi. İleride sarf kısmına değinirken bunu açıklarız gerçi. Bir fiil cümlesi olarak temeyyüzü, nasıl fiil cümlesi fiil? Ortada hiye faili, fiil bir fiil cümlesi olarak tekadünün burada haberi olmaktadır. Ardından gelen minel gayz car mecrur burada mahallen mensuptur çünkü temyizdir. Min harfi cer dedik. Burada min beyaniye için gelmiştir. Külleme kelimesi kül ve ma-i mastariyenin bitişmesiyle cem olmasıyla oluşmuştur. Ulgi fiha fevcün cümlesi ma-i mastariyeden sonra geldiği için mahallen irab alamamaktadır. Ulgiye kelimesi meçhul mazi demiştik. Ef'ale uf'ile. Ekrame ukrime. Elgaye ulgiye şeklinde. Fetha üzere mebni mazi fiildir. Fiha car mecrur ulgiye ile mutalliktir. Fevcun kelimesi de naibi fail olmaktadır. Yani ulgiye meçhul fiil, fevc onun naibi faili olmakta. Se'elehum, se'ele yes'elu, se'elehum buradaki cümlenin irabtan mahalli yok. Çünkü yani şartın cevabına benzemektedir. Se'ele fiil mazi, fetha üzere mebni, hum zamiri mef'ul olmaktadır. Hazenet kelimesi ise fail olmakta. Yani meful önce gelmiş, fail sonra gelmiştir. Hazenetu bu faildir. Ha ise burada mecrur zamirdir, muttasıldır, görülü üzere. Çünkü hazenet muzaf, ha onun muzafın ileyhi olmakta. Elemi'tikümdeki e yani hemze diyelim, istifham hemzesidir. Lem ise nefi harfidir, cezm harfidir, kalp harfidir. Birkaç özellik kendisinde barındırıyor. Ye'ti eta ye'ti aslında sonunda illet harfi vardı ama o düşmüştür. Düşmesi üzere meczumdur bu. Yani ahirinin yani son harfinin illet harfinin düşmesi üzere meczum bir fiildir. Ardından küm zamiri gelmekte. Bunu da parçalayabiliriz. Kümdeki kef üzerinde duralım. Kef nedir burada? Muttasıl bir zamirdir, muhatap zamiridir. Zamme üzere mebnidir.
mahallen mensuptur çünkü mef'uldür. Ardından gelen mim ise bunun cemi olduğunu göstermektedir. En son gelen nezir kelimesi üzerinde. Nezir burada faildir, zamme üzere merfudur, açıkça görülmekte. Galu fiil fail, gale gale galu, gale fiil, buradaki vavunun faili olmakta. Müstennefe cümlesi olarak değerlendirilmiştir. Ardından gelen bele ise cevap harfidir. Sükun üzere mebnidir. Kad tahkik harfimizdir. Çünkü mazinin başında gelmiştir. Ca'ede fetha üzere mebni mazi fiil olmaktadır. Ca'eden sonra gelen na mef'ul olmaktadır. Nezir onun faili oluyor. Burası bir cümle olarak belaga cana nezir gavlin mekulu yani galenin denilen kısmı olduğundan mef'ul olmaktadır, mensup olmaktadır. Ardından gelen fekezzebna, kezzebe, kezzebtu, kezzebna fiildir, faildir. Gunna fiil, fail. Ma nafiye, nezzele fiil. Allah lafzı yani lafzatullah da derler. Nezzele fiilinin faili olmakta. Min zayt harficer, şey onun mef'ulü olmakta. Zayt derken hiçbir manası yoktur, boş lafız Kur'an'da yer alıyor demiyoruz. Bunu altını çizelim. Hani Kavaidül İrab adlı kitapta İbn Hişam zayt kelimesinin kullanılmasına pek sıcak bakmamıştır. Çünkü zayt denildiği zaman anlamsız kelime Kur'an'da yer almış gibi anlaşılma ihtimali vardır. O yüzden altını çizelim. İbn Hişam'ın uyarısına kulak verelim. Şey kelimesinin meful olduğunu söyledik sanırım. İn entum illa fi zalalin kebir. Buradaki in nafiyedir. Entüm mübteda illa edatül istisna aynı zamanda hasır edatı da denilir. Fi zalal kelimesi ise mübtedanın haberi olmaktadır. Kebir de zalalin sıfatı olur. Bu da sonuncu ayetimiz. 10. ayet okuyoruz. Ve galudaki vav atıf harfi galu mazi fiil. Zamm üzerine bindi çünkü cemi vav'ı kendisine bitişmiştir. O vav zamirdir, muttasıldır. Mahalle merfudur çünkü faildir yani. Elif de farika, bunu daha önce de söylemiştik. Elif'in farika elifi olduğunu, kelimenin aslından sayıldığını, kelimenin aslından değil de aslında kelimenin bitişini ifade etmek için gelmesi gerektiğini bilmek çok önemlidir. İhtisas sınavında da bu çıkmıştır yani. Bir yerde galu elifsiz yazılmış, bir yerde galu elif ile yazılmış. Hangisi diye sorulmuş. Burada elif olduğunu iyice bilmek gerekir. Lev burada şart harfidir ama cezm etme özelliği yoktur. Künna mazi fiildir. Sükun üzere mebnidir. Çünkü kendisine na bitişmiştir. Na zamirdir tabii ki. Muttasıl bir zamir. Sükun üzere mebni. Ve buradaki künna yani kâninin nesi olmaktadır? İsmi olmaktadır. Mahallen merfudur. Nesme'u kelimesi fiil cümlesidir. Fi mahalli nasb yani mahallen mensuptur. Niye? Çünkü kânenin haberidir. Künna kâneye. Buradaki na onun ismiydi. Nesme'u da onun haberi olmaktadır. Bu yüzden mahallen mensuptur. Nesme'u fiil muzarı dedik. Merfu dedik. Zamiri burada müstetirdir. Yani gizlenmesi ne diyelim? Vücubidir. Fail nahnu olmakta. Vücubi yani nesme'udan sonra açıkça nahnu yazılması kurala aykırıdır. Nahnu'nun gizli olması gerekir. Ev ne'gilu'daki ev tehir. Tehir yani ne derim? Atıf harfidir. Tercih bildirme edatı. Ne'gilu kelimesi nesme'u üzerine atfedilmiştir. Çünkü ev atıf harfidir. Dolayısıyla ne'gilu aynı nesme'un irabını alacaktır. Ma kunna fi ashab-ı sa'ir cümlesinin İrab'dan mahalli yoktur. Bununla birlikte ma nafiyedir. Kendisi için bir amel söz konusu değil. Künna üzerinde. Künna nedir? Car, mecrur. Burada car, mecrur yani fi ve ashab kelimesi kânenin haberiyle mutalliktir diyelim. Ve bitirmeden önce sa'ir kelimesini de değinelim. Muzafin ileyhtir. Bu yüzden esra almıştır. Yani mecrurdur.
İrab kısmına kısaca değindikten sonra biraz daha sarf kısmına değinelim. Tebareke kökü üzerinde, yani bu fiilin üzerinde bu fiile değinmiştik esasen. Ellezî isim evsun dedik. Bidihi, yani yedün bir isim idi. Başına da harfi ceri, sonra zamir geldi. Bir fiil, mastar filan değil. El mülk kelimesi meleke yemliku kökünden mastardır. Ve hu ala külli şeyin kadirdeki kadir kelimesi, yani isim fail kalıbı, isim meful kalıbı, mübalağa ismi fail kalıbı, aynı zamanda sıfatı müşebbehe kalıbı gibi pek çok kalıba esasen uygundur. Burada tabi tercih edilecek şey mübalağa isim fail olmasıdır. Kadir mübalağa isim faildir. Yani her şey gücü yeten, çok çok güçlü olan manasında. Ellezî halaga. Halaga kelimesi fiili mazi. Halaga birinci baptan. Halaga yahlugu sahihtir, salimdir. Ardından gelen el mevt kelimesi ma teyemmut kökünden mastardır. Ecvifi vavidir. Hayat kelimesi meşhur bir kelimedir. Hayye Yahya'dan mastardır. Liyeblüve kelimesine baktığımızda beliye ve belive iki kökten de gelmesi muhtemel olmakla birlikte belive olması tercih edilmiş bir kökten muzari bir fiildir. Devam ettiğimizde ehsenu hasuna yahsunu 5. baptan ismi tafdil olarak gelmiştir. Amelen amel kelimesi amile ya'melu babından mastardır ve huve el aziz el gafur. Aziz ve gafur her ikisi de mübalağadır. Mübalağa ismi faildir. Yani aziz çok çok üstün, gafur çok çok bağışlayan manalarına gelir. Halaga az önce geçmişti. Seba bir sayıdır. Semavat burada cemi müennes olmaktadır. Sonundaki dik elif ve açık ta'dan bunu anlamaktayız. Cemidir yani. Tıbak kelimesi üzerinde de birkaç görüş var. Yani bu tabeka yutabiku babından mastar olabileceği gibi tabakatin, yani tabakatun da diyebiliriz, fark etmez. Bu kelimenin cemisi, yani cemi mükesser olduğu da ifade edilmiştir. Ardından tera geliyor. Tera kelimesi 3. baptan muzari fiil. İfal babına aktarıldığı zaman era olmakta. Ona dikkat edelim. Şu anki hali ra'a yara. Ra'a yara'dan gelmekte bu. İfal aktarırsak era yara olmakta. Halk kelimesi daha önce geçti aslında. 1. bab halaga yehlugunun mastarıdır. Rahman kelimesi meşhurdur. Hem Besmele'den Fatiha'da işte geçmekte bildiğiniz üzere. Rahman kelimesi hem mübalağa ismi fail olduğu söylenmiştir. Hem sıfatı müşebbehe olduğu söylenmiştir. Yani üzerinde dilciler arasında, yani çok meşhur dilciler arasında bir tartışma vardır. Mübalağa ismi fail sayabiliriz. Tefavut kelimesi geliyor ardından ve ferci'i. Ferci'i fe irci'i, yani raca'dan irci'i. Emri hazırdır raca kelimesinden, sahih salimdir. Açıklamıştık buradaki esrenin nereden geldiğini. Çünkü fiiller esasen esre almaz. Ama amil neticesinde almaz. Yoksa kelimenin cümlenin akışından esre alabilir demiştik. Basar kelimesi 1. baptan mastar olmakta. Tera geçmişti. Futur, fetrun kelimesinin cemi mükessere olmakta. Sümme irci az önce geçti. Basar da geçti. Kerveteyni, kervetun, kervatani, kerveteyni. Kerveteyn tesniyenin hem nasb hali hem cer haline uygundur. Çünkü yağ almıştır, yağlı gelmiştir. Yenkalip kelimesi in galebe yengalibu. İn galebe yengalibu, yani infial babından muzaridir. İleyke el basaru, basar geçmişti. Hasien kelimesinin isim fail olduğu açık. Ardından hasir gelmekte. Hasir de sıfatı müşebbehe olmaktadır. Velagar zeyyenna, yani zeyyene, zeyyene kökünden. Zeyyene faale, yufa'ilu tef'il, tef'il babından mazi nefsi mütekellim mali gayr olmakta. Yani çok çok süslemek manasına gelmekte. Çünkü tef'ilin binası teksir içindir. Sema ve dünya kelimesi. Dünya Edna'nın müennesidir. Daha yakın, daha alçak, daha önemsiz manalarına gelmekte. Hem daha hem de en diye mana verilebilir. Bir mesabih kelimesi cemi mükesserdir. Gayrimusarrif olduğuna değinmiştik. Cealna, yani ceale kökünden. Cealtu cealna. Mazinin nefsi mütekellim mali gayrıdır. Ceale.
Rucumen şeyatin, şeyatin şeytanlar, bu da cemi mükesser bir kalıp. E'tedna, e'tedtu, e'tedna. Aslında e'tüde 5. baptan ama ifal babına aktarılmış. Mazi, nefs-i mütekellim, mal-i gayr olmakta. Lehum azab-ı sa'ir. Ve lillezine keferu, keferu, yani kefara, kefara, keferu, kefara, yekferu, birinci bak, mazi bir fiil, cemi müzekker gaiptir. Rabbihim, Rab kelimesi Rabbe yorubbu, Rabbun, mastardır. Cehennem kelimesi meşhur, alem bir isim. Şu baptan geliyor diyemeyiz, alemdir. Bi ise değindik sanırım, mazi ve camit bir fiildir. Mesir, varılacak yer, mekan, yani ismi mekandır. İza ulgu. Ulgu kelimesi aslı ulgiyu, ya üzerine zamme ağır geldiğinden zamme hasfedildi. Ulgiyu, ya üzerine zamme ağır geldi ve zamme hasfedildi. Hazif silmek demek. Vav ile ya bu iki harf iltikai sakineyn oluşturduğundan birinin hasfi gerektiği ve hasfedilen ya harfi oldu. Zammede kafa aktarıldı. Böylece ulgu kelimesi elde edildi. Semi'u, semi'a, semi'a, semi'u. Fiil mazidir. Cem müzekker gaiptir. Leha şehigan ve hiye tefur. Tefur kelimesi aslında tefvuru idi. Vav'ın harekesi fa'ya verildi. Böylece vav met harfine dönüştü. Tefur kelimesi elde edildi. Tekadü kelimesi aslında tekvedü idi. Tekvedü. Vav'ın harekesi kaf harfine verildi. Böylece vav sakin oldu. Aslen harekeli olduğundan ve ma kablu meftuh olduğundan elife kalbedildi. Böylece tekadü kelimesi elde edilmiş oldu. Temeyyüzü kelimesi aslında temeyyüzü idi. Yani çift ta vardı kendisinde. İki tane T harfi vardı başta. Temeyyüzü. İki ta'dan birinin hasfedilişi caizdir. Kur'an-ı Kerim'de pek çok örneği de vardır. El gayz. Gayz kelimesi gaza. Ya i ezve fiilin mastarıdır. Küllema ulgiye. Ulgiye geçmişti. Ulgiye ne demiştik? Yani ifal babının mazisinin meçhulüdür. Fiha fi zamir. Pardon, fi harfi cer ha zamir. Fevc kelimesi face kökünden, yani vavi ecveften bir mastar fevc kelimesi. Se'le yes'elü, yani meşhur sele sahih fiilin mehmuzun ayn kısmındandır. Mazi fiildir. Kendisindeki hemze katıdır. Ardından baktığımızda ye'ti eta ye'ti ye'ti sonundaki ile saatinin düştüğünü söylemiştik. Nezir mübalağa isim faildir. Galu gale gale galu. Esasen gavele idi biliyorsunuz. Ecvefi vavidir. Cem müzekker gayb fiil mazidir. Belagacca'e. Ca'e yine mazi fiil. Nezir az önce geçti. Nezir aynı nezir. Kezzebna kezzebe. Yani faale yufa'il tef'il. Tef'il babından mazi nefsi mütekellim mali gayırdır. Binası teksir içindir. Yani çok çok yalanlamak manası içerir. Gunna gultu gunna. Aynı kalıp. Nezzele fa'alu fa'ilu tef'il. Tef'il babından mazi bir fiil. Allah lafzatullah özel isim, alem. Min şeyin in entum illa fi zalalin kebir. Dalal ve kebir üzerinde durarak devam edelim. Dalal, valle yazillüden mastardır. Kebir ise sıfatı müşebbehe olmakta. 10. ayet. Galu geçti, mazi dedik. Künna, küntü, künna, yani kâne'nin nefs-i mütekellim mali gayrı. Nesme'u, esme'u, nesme'u. Bu da fiil mazi, nefs-i mütekellim mali gayr. Ne'gülü de aynı şekilde nesme'u ile aynı. Hatta künna, nesme'u, ne'gülü hepsi aynı. Künna yine aynı şekilde. Eshab kelimesi burada önemli. Yani neden önemli? Çünkü çok karıştırılıyor. Eshab, sahip kelimesinin çoğuludur. Sahibun müfrettir. Eshab onun cemisidir. Bir de ne var, diğer bir çoğul meşhur olan sahabe kelimesi. Sahabe de cemidir. Bunlar hep cemi mükesser. Sahabe kelimesi cemi mükesserdir. Bugün internete girelim. Sahabeler yazın. Yani sahabe zaten çoğul. Sahabeler demek esasında. Yani sahabeler deyince anlatım bozukluğu oluyor. Çünkü iki kere
bir kelime çoğul yapılmış oluyor. Elmalarlar gibi oluyor. Elmalarlar. Elmalar dese anlaşılır. Buna göre sahabe, sahabiler, yani peygamberin arkadaşları manasında çoğulur zaten. Sahabe kelimesine bir de lar çoğulu ekleyerek anlatım bozukluğu elde edilir. Buna düşen pek çok internet sitesi de vardır. Google'a yani sahabeler yazın, pek çok örnek bulabilirsiniz. Böylece sarf ilmine de kısaca değinmiş olduk. Şimdi birazcık da belagat ilmine değinelim. Sonra kısaca kıraate değinerek kapatalım videoyu. Tebarekellezi'ye baktığımızda halagal mevt vel hayat. Mevt ile hayat birbirine zıttır. Biri ölüm, biri hayat. Diri olmak, canlı olmak. Birbirine zıt olan iki kavramın yakın yerde, yani yan yana zikredilmesine tıbak denilmektedir. Tıbak sanatı var burada. Halagal mevt vel hayat. Burada ayrıca, yani halagal mevt vel hayate leblebeküme baktığımızda İstiare-i temsiliye de vardır. Yani bir şey bir başka şeye birkaç yönden benzetilerek meydana getirilen istiareye istiare-i temsiliye denilmektedir. Bunun dışında bir de itnap sanatına örnek verelim. Baktığımızda tam olarak ثُمَّ اِرْجِعِ الْبَصَرَ ثُمَّ اِرْجِعِ الْبَصَرَ, yani sonuç olarak اِرْجِعِ الْبَصَرَ var. Tıpkı fe İrci'il basara. Aynı şey tekrar edilmiştir. Sözü uzatmak, konuyu genişçe ele almak manasında burada itnap sanatı var. Mâ künnâ fî ashâb-ı se'ir. Ashâb-ı se'ir de birden fazla geçmekte. Yani diğer ayetlere baktığımızda birden fazla geçtiğini görüyoruz. Bu da yine sözü uzatma manasına gelerek bir itnap sanatı oluşturmaktadır. Kıraate bakalım. Özellikle dikkat çeken şey tebârikellezî bîdihil mülkü. Bunu aynı zamanda diğerleri mûlûkü, yani mimi ve lamı, özellikle lamın diyelim. Mim zaten zammeli, lama zamme vererek mûlûkü, iki zamme ile okumuşlardır. Şimdi karşımızda kıraatle ilgili çeşitli kitaplar sergileyeceğiz. El-Mushaf-ı-Şerif bir rivayetir Bezzi an İbn Kesir. İbn Kesir'den nakletmiş Bezzi. Bakalım Kur'an-ı Kerim'deki okuyuş farklılıkları nasılmış? Diğer lü ve kümü. Kümü eyyü kümü. Görüldüğü üzere küm yok. Kümü var. Bi rabbihi mu. Zamme var. Ve itedna lehumu. Lehum değil. Yetikumu şeklinde, yani zammeler olmayan yerlerde zammeler var. El-Mushaf-ı Şerif bir rivayeti Ebi Haris An-Kisai. Ebu Haris An-Kisai, Kisai'den nakledilmiş Ebu Haris tarafından. Tebarkelledi biril mülkü vehve. Vehve değil, vehve. Aşağıda yine vehve. Min tefezzüt. Tefavut değil, tefezzüt şeklinde okunmuş. Vehve. Helittera. Helittera şeklinde okuyuşlara dikkat çekmekte. Özellikle gadicca'e, vehve gibi kıraat farklılıkları dikkat çekmekte. Fesuhgan değil, fesuhugan şeklinde okunmuş. El-Mushaf-ı Şerif. Bir rivayeti kalun an nafi. Buraya baktığımızda yine vehveler dikkat çekiyor. Vehve, vehve, vehve. Onun dışında dikkat çeken pek bir şey yok. Şimdi baktığımız kitapta ise şaz kıraatlere yer verilmiş olabilir. Bu yüzden burada gördükleriniz şekilde okumayın. Herkes kendi bildiği şekilde okumaya devam etsin. Bakıyoruz mülk kelimesi üzerinde. Kıraatul cemaat, topluluk demiş, el mülk şeklinde okumuştur. Zaten o şekilde okumaktayız. İsa bin Ömer ise mülükü bir zammeteyn, iki zamme ile okumuştur. Devam ettiğinde vehve okunuşu, vehve okuyuşlarını görmekteyiz. Tabi ben de hızlıca kısaca bakıyorum. Gözümde şu an bazı şeyler kaçabilir.
Tera kelimesi imale ile okunmuş. Onun dışında tefavut kelimesi min tefavut. Evet, cumhur bu şekilde okudu. Meşhurdur demiş aslında. Tefavet şeklinde okunması da varmış. Tefevvüt, az önce geçmişti sanırım. Tefevvüt diye okunuşu var. Tefevvet diye okunuşu var. Tefavet, tefavit şeklinde okunuşu da var. Tekrar edelim. Baktığımız şeyler şaz kıraatları. Bu şekilde okumanızı önermiyoruz. Herkes bildiği şekilde devam etsin. Bunun dışında yani Galip mezzum okumuştuk biz. Cumhur bu şekilde cezmen ala cevabil emir bu şekilde okumuş. O şekilde okumayanlar da var yani. Kisai'den nakil ile yen gali bu şeklinde de, hatta bir raf'il ba işte yen gali bu şeklinde okunmuş. Ala hasfil fa'i yen galip fe yen galip değil yani. Anlatılmış. Yen gali bi şeklinde de okunduğu görülmekte. Nafiden nakledilmiş. Hasien, hasiyen ya ile de okunmuştur. Bibdalil hemzeti ya en. Hemzenin ya'ya çevrilmesi ile. Tabi şaz kıraat olduğu için aktarımlar çok daha fazla devam eder. Biz burada videomuzu sonlandırıyoruz.